Evet İçişleri Bakanı Muammer Güler'in açıklamaları sebebiyle birazcık geç başladığımız Yeşil Bülten'le karşınızdayız. Hükümet tarafı açıklamalarını yaptığı herkes günlerdir konuşuyor. Gezi Parkı direnişi 8. gününde. Peki Gezi Parkı direnişini başlatan ve aslında bugüne kadar e, ilk 3 ve 4. gününde e, direnişin bugüne gelmesine büyük katkı sağlayan Taksim dayanışması ne diyor? Taksim dayanışmasının talepleri var. Taksim dayanışmasının bileşenleri güncellendi. Yeni bileşenler katıldı dayanışmaya. Şu anda da halen bir toplantı sürmekte. Dayanışmanın komisyonunun toplantısı sürmekte. Ama dün açıkladığı talepleri getirelim öncelikle ekranlarınıza. Gezi Parkı direnişinin baştan beri yürütücüsü konumunda olan Taksim Dayanışması dün akşam Gezi Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Ne de tüm doğa ve yaşam alanlarımızın talanına... Türk Mühendis Mimarlar edelim. Odası bileşenleri, sendikalar, Türk Tabipler Birliği, HDK ve Sol Sosyalist <laughs> Parti ve örgütlerden oluşan platform acil taleplerini dile getirdi. Gezi Parkı park olarak kalacaktır. Ne taksinde topçu kışlasına ne de tüm doğa ve yaşam alanlarımızın talanına izin vermeyeceğiz. Gezi parkındaki direnişten başlayarak halkın demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan yüzlerce insanın yaralanmasına neden olan sorumlular, başta İstanbul valisi, emniyet genel müdürü olmak üzere derhal istifa etmelidir. Gaz bombası kullanılması yasaklanmalıdır. Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, haklarında hiçbir soruşturma açılmamalıdır. Taksim başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarda, kamusal alanlarda toplantı eylem yasaklarına son verilmelidir.